Yayındayız. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayınımıza. Üçüncü haftanın ikinci gününden devam ediyoruz bugün. Teşekkürler, sağ olun. Ben de herkese merhaba diyorum. Umarım sağlıklı ve huzurlu ve koronasız bir hafta geçirmişsinizdir ve devamda da öyle olacak. İlk de böyle söylemek istiyorum. Bugünümüzün sunumu o kadar uzun sürmeyecek. Ama yani böyle bir saat, bir buçuk saat olabilir. Bundan dolayı bunu herkese haber vermek istedim. Ama devamda bunu uzun sürebilir. Yani gelecek haftalarda iki saat, üç saat. Çünkü şimdilik daha base anlatıyoruz. Base'e daha çok sabır göstermemiz gerekiyor. Daha çok sabırda davranmamız gerekiyor. Ve bundan dolayı base'i daha iyi anlayacağız ki advanced kısımları daha rahat bir şekilde anlayalım diye. İsterseniz biz hemen derse başlayalım. Bugün protokollerden ya da servislerden konuşacağız. Hocam bu kadar diyorsunuz, ping nedir, IP nedir, sürekli söylüyorsunuz IP 3. layer'da çalışıyor, bilmem MAC adresi 2. layer'da çalışıyor. Yani bizi bıktırdın artık. Bunlar nedir? Bunları bir bize anlatsana. Biz onun için bu haftanın sunumunu yapacağız ve IP'yi anlatacağız ve servisler ya da protokolleri anlatacağız. Ben hemen evet, dediğim gibi bu haftamızın sunumu network protokol ya da servislerle alakalı olacak. Aslında protokol nedir onu anlatacağız. IP nedir, TCP nedir, UDP nedir? Bu kadar derler IP, TCP bunlar nedir? Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Geçen haftalar biz ben bir ara galiba söylemiştim size. IP nedir, TCP nedir, ping falan bunları konuşmuştuk projelerimizde. Bunlar şimdi detaylı bir şekilde anlatacağız. Protokolü ben basit bir şekilde söylemiştim. Hatırlarsanız demiştim, eğer iki kişi birbirleriyle konuşuyorsa yani ikisinin de anladığı bir dilde konuşması gerekiyor birbiriyle. Biz bunları çok basit bir şekilde protokol diyoruz. Yani bir kuralları göze alarak bir kurallarla birbirimizle irtibata geçiyoruz. Tabii bu network'ta da var. Yani iki taraf ya da iki network'umuz, iki ağımız İkisinin anlaşılır bir şekilde, yani ikisinin de anladığı dilde konuşmaları gerekiyor ya da protokolleri onaylamaları gerekiyor, uygulaması gerekiyor. Bundan dolayı bizim network'te de protokol ve servislerimiz vardır. Şimdi böyle söyleyeyim size, bizim protokollerimizin içinde ya da bağlantılarımızın içinde bazı protokollerimiz ya da bazı servislerimiz connection oriented'tir. Yani bağlantıya bağlı protokollerdir ya da servislerdir. Ama bazıları ise connection less'tir. Şimdi bunlardan iki tane yer örnek vermek istersem biz UDP ya User Datagram protokolünü söyleyebiliriz ya da TCP Transmission Control protokolü söyleyebiliriz. Şimdi hocam bunların hangisi connection oriented'tir? Hangisi connection less protokolleri ya da hangi servisler TCP kullanıyor, hangileri UDP kullanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Connection oriented dediğimiz zaman connection oriented ne yapıyor? İlk önce de datanın doğru bir şekilde karşı tarafa gittiğini ya da onun bize cevap geldiğini garanti ediyor. Bundan dolayı biz buna connection oriented diyoruz. Ne demektir bu? Garanti ediyor. İki bilgisayar birbirleriyle bağlantıya geçmek istiyorlar. İlk bilgisayar datayı gönderiyor. Tabii böyle düşünün mesela. Siz bir başka şehre kaç tane paket göndermek istiyorsunuz? İlk paketi gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra karşı tarafa soruyorsunuz. İlk paket eline ulaştı mı? Evet diyorsa ikinciyi gönderiyorsunuz. Ama eğer evet demediyse ya da hayır dediyse tekrardan ilk paketi ya da başka bir ürünü alıp ilk paket olarak tekrardan paketliyorsunuz, gönderiyorsunuz. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Data delivery'yi ya da datanın göndermesini, datanın ulaşmasını garanti ediyoruz. Yani sormakla, karşı tarafından sormakla biz bunu garanti ediyoruz. Şimdi connection oriented protokoller ilk de bunları bahsedebiliriz. Data'nı
Delivery'sin ya da data'nın ulaşmasını garanti ediyorlar. Ve connection oriented protokollerinde iki taraf, iki bilgisayar ya da diyelim 3 4 taraf, normalde 2 olur. İki tarafın bağlantısı data'nın bitmesine kadar açık kalacak ve ondan sonra bağlantıyı kapatacak. Normalde böyle söyleyeyim, basit söylersek ilk tarafta bağlantıyı açacak ya da session'ı açacak. Data gidene kadar beklemesi gerekiyor. Yani session'ı açması gerekiyor. Açıp kapalı tutması gerekiyor. Ama bazıları ama bazı protokollerse connectionless'tir. Connectionless ne demek? Hiç yani önemsemez bizim aramızda session açık mı, karşı taraf açık mı, kapalı mı, karşı taraf mesela on modunda mı, off modunda mı, hiçbir şekilde önemsemez. Yani paketi gönderir, datayı gönderir. Böyle düşünün, bir yere arıyorsunuz, telefonu kapalı ama siz konuşma yapıyorsunuz. Yani sizin için önemli değil, karşı taraf açacak mı, açmayacak mı. Şimdi connectionless protokollerimiz ilk de bunu anlatıyorlar. Ama niye bizim hocam o zaman connectionless'larımız var? Connectionless garanti etmez hiçbir zaman sizin datanızın gidip gelmesini ya da doğru bir şekilde ulaşmasını. Connectionless daha çok hız için yaratılmış. Yani hızlı bir şekilde ve en iyi eforu sağlasın diye, mekanizmasını sağlasın diye biz connectionless protokollerini kullanıyoruz. Connectionless protokollerinden bir tanesi UDP'dir. User Datagram Protocol. Connection Oriented protokollerinden bir tanesi ise TCP'dir. Şimdi biz niye IP TCP diyoruz, IP diyoruz, niye UDP diyoruz ve bunların birbirine avantajı nedir, dezavantajı nedir? Connection Oriented protokollerimizde daha çok bizim band genişliğimizi kullanıyoruz. Neden? Çünkü bandı datamızın doğru bir şekilde ulaşması için, garanti ettiği için bandwidth'in hepsini kullanıyoruz. Yani band genişliğinin hepsini kullanıyoruz ve zaten bandı da açık tutuyoruz. Yani başka dataların gitmesine bazen izin verilmiyor. Bir tek sadece bir programın datası gidecek, ondan sonra diğerlerinin gidecek. Ama connectionless'te böyle bir şey yok. Connectionless yani protokoller, connectionless'i kullanan protokoller, UDP'yi kullanan protokoller ya da servisler hızlı bir şekilde datanın göndermesini ve o işin bitirmesini istiyorlar. Bundan dolayı biz hem connectionless kullanıyoruz, hem connection oriented ya da hem TCP kullanıyoruz, hem UDP kullanıyoruz. Ama ortada bazı protokoller var. Şimdi bunlar bazıları TCP kullanıyor, bazıları UDP kullanıyor. Şöyle söyleyeyim size, güvenlikle uğraşan arkadaşlarımız için çok önemli bir konu var. Şimdi anlayacaklar ilk önce de connectionless hangi protokollerdir, connection oriented hangi protokollerdir. Çünkü bir yere atak yaptığınız zaman ya da bir atağın önünde durduğunuz zaman, onun defansını yaptığınız zaman bunları anlamanız gerekiyor. Şimdi burada ortada portlar çıkacak, well-known portlar çıkacak. Şimdi well-known portları anlatacağız, port ne demektir. Ve devamlı bunların hepsini tek tek anlatacağız. O zaman tekrardan özetliyorum. Connection oriented protokoller datanın doğru bir şekilde gönderilmesi ve ulaşmasını garanti ediyor. Ama dezavantajlarındansa bizim band genişliğini kullanıyor. Yani daha çok band genişliği kullanıyor. UDP ise connectionless'tir. Datanın gidip gelmesini ya da ulaşmasını garanti etmez. Ama en iyi efor mekanizmasını kullanıyor göndermek için. Hızlı bir şekilde gönderiyor ve ondan sonra bir kenara çekiliyor. Öyle söyleyeyim size. Tabii tekrardan yine connection oriented olan protokoller daha çok band genişliği isteyecek. Ve connectionless protokollerimiz daha az band genişliği isteyecekler. Şimdi bizim stream yapıyoruz şimdi sizinle. Ya da video stream'i yapıyoruz. Herkese canlı yayın yapıyoruz. Bu connection oriented midir, less midir? Less'tir. Neden? Çünkü bendeki datalar, yani bende data oluşuyor, video oluşuyor, size gönderiliyor. Ama ortada eğer benim internetimde bir kesinti olursa siz ortadaki o benim dediğimi kaybedeceksiniz. Neden? Çünkü onun data size gelmedi, size ulaşmadı. Bundan dolayı connectionless kullanan programlardan bir tanesini stream diyebiliriz. Ya da online oynadığımız oyunlar hepsi UDP kullanıyor.
Neden? Çünkü şöyle düşünün. Siz bir tane FPS oyunu oynuyorsunuz, bir kurşun atıyorsunuz. Kurşunu atmanızın datası eğer biz TCP'ye gönderirsek bu datayı bekleyeceğiz. Session açılacak. O tarafa gidecek sunucu tarafına. Sunucu tarafından size cevap gelecek. Tabii yani bu cevap gidip gelene kadar bir 15 saniye zaman sürecek. Bundan dolayı biz UDP kullanıyoruz. UDP kullandığımız zaman sizin kurşun atma olayınız gidiyor. Ve eğer yolda bir şey olursa ya da o kurşun atma datanız drop olursa siz de ne diyorlar? Biz de bazen şey derler, pinge düştüm derler oyunlarda. İşte pinge düşmek bu demektir. Yani sizin datanız connectionless bir şekilde UDP ile gönderilmiş ama ortada drop olduğu için sizin kurşunuzun cevabı sunucudan ya sunucuya ulaşmamış ya sunucudan size gelmemiş. Ve siz kurşunu atmışsınız ama o sizden önce atmış ve sizi öldürmüştür. Bundan dolayı bizim online game'lerimiz ya da online oyunlarımız hepsi UDP kullanıyordur. Hocam, TCP dedin, UDP dedin, IP nedir ya? Bunu bize bir basit bir şekilde anlat yani. IP nedir? Sürekli derler, IP alıyoruz, bilmem IP alamadı. IP, RFC 791'de tanımlandı. Şimdi RFC nedir? RFC bir yayındır. İnternet sosyalinde ya da internet çevresinde ya da network çevresinde eğer bir haber çıkarsa, yeni bir standart çıkarsa, yeni bir protokol çıkarsa bunları yayınlıyor. İnternet protokol ya da IP ilk defa 791 RFC'de yayınlandı. Şimdi bu internet protokolünün işi neydi? Eğer bir ağda bir bilgisayardan ya da bir cihazdan bir başka ağdaki ya da kendi ağımızdaki bilgisayara data göndermek istiyorsak bu datayı götürüp göndermesi gerekiyordu. Ve bunun işi IP'nin asıl işi buydu. IP kendisi connectionless çalışıyor. Ya hocam connectionless çalışsa nasıl o zaman bizim datamızın gitmesini gelmesini garanti edecek? İşte burada connectionless olduğu için bundan bir tık fazla ya da yukarı ya da high level protokol kullanmamız gerekiyor. Ve bu TCP'ni kendi yanında kullanıyor. Ondan dolayı biz IP'ye TCP diyoruz. TCP geldiği zaman IP'nin gönderdiğini garanti ediyor. Yani doğru düzgün bir şekilde gitmesini, geri dönmesini garanti ediyor. Bundan dolayı IP TCP derler. IP kendisi connectionless'tir. Ama TCP ile birleştiği zaman yani sizin datanızın göndermesini garanti ediyor ve en iyi eforu da kullanıyor. Ama internet protokol servisinin ya da internet protokolünün IP'nin başka bir şeyleri de var, avantajları da var. Nedir? Fragmentation'dır ya da fragmentation'dır. Ne yapıyor fragmentation? Bazen sizin datanız çok büyük oluyor ve gittiği zaman ortada ya gitmeyebilir ya göndermeyebiliriz ya da bizim maximum transmission unit'imizden çok büyük olabilir, MTU'muzdan çok büyük olabilir. Şimdi burada IP ne yapıyor? Geliyor fragmentation avantajını kullanarak bizim paketi küçük paketleri bölerek öyle gönderiyor. Şimdi burada ne yapıyor? Ortada paketimiz drop yapılmıyor ve doğru düzgün bir şekilde IP'mizi gönderip ve karşı tarafa ulaştırıyoruz. IP'nin başka avantajları da var. Şimdi burada routing'i var. Onun dışında başka avantajları da var. Onları da devamlı anlatacağız. Ama şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Fragmentation ve tabii devamda IP'nin kendi header'ı var. Nasıl oluyor? MAC adres gibi kendisinin header'ı olacak. Hatırlarsanız bir tane ben kağıtta göstermiştim 2 hafta önce. Böyle Destination MAC. O ben size o frame'in ya da bizim Ethernet frame'inin header'ını göstermiştim. Devamda IP'nin header'larını da göstereceğiz. TCP'nin header'ını göstereceğiz. UDP'nin header'ını göstereceğiz. Onun dışında IP'nin en önemli kısımlarından bir tanesi subnetting'dir. Eğer bir firmaya gidiyorsanız, bir şirkete gidiyorsanız size bir IP verecekler ve ondan bize mesela 10 tane, 11 tane network çıkar ya da ağ çıkar diyecekler ki bunda subnetting çok önemli oluyor ve onları da devamda herkese tekrardan anlatacağız. Şimdi IP dedik. Yani TCP de dedik yani böyle connection oriented bir protokoldür. Ama TCP kendisi nedir yani kendisi nasıl çalışıyor?
ECP ilk defa 793 RFC'de, 793 nolu RFC'de yayınlandı ve tanımlandı. ECP nerede çalışıyor? Transport Layer'ında çalışıyor. Şimdi quizlerde ben bir tane soru vermiştim herkese. Orada iki tane soru aynıydı. Yanlışlıkla birisi UDP olacaktı, birisi TCP olacaktı. Gerçi ikisi de Transport Layer'da çalışıyor. Peki ne dedik? Dedik TCP Connection Oriented'dir ve üçüncü layer'da çalışıyordur. TCP IP bağlantımızın reliable ya da güvenilir bir şekilde ya da bir hale gelmesini garanti ediyordur. TCP'nin kendisinin başka özellikleri var. İşte flow control var, sequencing var, error detection var ya correction var. Şimdi eğer bir bizim programımız ya da bir protokol TCP kullanıyorsa demek ki yani dataların hepsi güvenilir bir şekilde ya da datanın doğru düzgün bir şekilde ulaşmasını garanti ediyoruz. Ama biliyorsunuz dediğim gibi TCP'de connection oriented olduğu için bizim bandwidth'imizi kullanıyor. Bandwidth'imizin daha çok kullanmasını sağlayacak. Ve şimdiki böyle üst seviye bizim programlarımız, uygulamalar garanti olsun diye datanın doğru bir şekilde ulaşması için TCP kullanıyordur. Ama TCP nasıl çalışıyor? Şimdi nasıl yani datayı garanti ediyoruz? Yani gönderdiğimiz zaman nasıl bir garanti ediyor? Yani şu ortada mesela biz bazen duymuşsunuzdur. Şey diyorlar, üç taraflı tokalaşmak ya da three-way handshake. Böyle düşünün. Ben Didem Hanım'la konuşuyorum. İlk önce diyorum, merhaba ben size bir paket göndermek istiyorum. Müsait misiniz? Karşı taraf ne diyecek? Tamam evet müsaitim. Ben de sizin paketinizi gönderiyorum. Ben o zaman yolu açacağım. Adresi aldım. Yolu açtım. Paketimi göndereceğim. Okey. Şimdi bilgisayar böyle yapıyor. İlk de karşı tarafa iki bilgisayar böyle düşünün. Bir bilgisayarımız var, bir sunucumuz var. Bilgisayar sunucuyla bağlantıya geçmek istiyor. İlk önce ne yapıyor? Sunucuya diyor ki merhaba sunucu ne haber nasılsın? Ben sana bir yol oluşturup paket göndermek istiyorum. Sunucu karşı tarafta ne diyecek? Merhaba nasılsın? Tamam ben senin mesajını aldım. Yolumuzu açabilirsin. Ve ben sonunda tamam yolu açıyorum ve yolu açarak şeyimi, datamı gönderiyorum. İşte bu nasıl oluyor? Bu three-way handshake oluyor. Yani üç taraflı tokalaşma. Bir kere de datamız gittikten sonra, datamız bittikten sonra bu tekrardan three-way handshake'i oluşturup biz session'ı, kapıyı kapatıyoruz. Şimdi bu TCP'nin kullandığı metottur ya da kullandığı style'dir bağlantı için. TCP böyle çalışıyor. Sync gönderiyor ya da synchronize gönderiyor mesajı. Sonra diğer taraftan sunucudan bize sync act diyorlar ya da synchronize acknowledgement. Ya da normalde kısaltılmış bir şekilde sync act derler. Ve sonunda biz act gönderiyoruz, acknowledge gönderiyoruz. Normalde bittikten sonra da bunu da tekrardan devamlı anlatacağız. Şimdi gerek yok, gerek olmadığı için ben anlatmıyorum. Normalde bittikten sonra ben act gönderdiğim zaman bir tane mesela frame'lerimde fin flag derler. Onları HD'de anlatacağım. Fin flag'imi bir yapıyorum. Karşı taraf fin flag'i bir gördüğü zaman yani bu finish olmuş, bitmiştir. Ve yolu ikimiz de iki tarafla kapatıyoruz. Şimdi TCP reliable'dır, güvenilirdir. Ne demek yani bunu bir kere de burada daha anlatalım. Şimdi three-way handshake yaptı, yolu açtı. TCP her gönderdiği zaman soracak, datayı aldın mı? Her bir kere de gönderdiği zaman soracak tekrardan, datayı aldın mı? Datayı aldın mı? Almadıysan ben bir kere daha göndereyim. Karşı tarafta her aldığı zaman cevap geri gönderecek. Tamam aldım. Böyle düşünmeyin. Sin ak gönderdi tekrardan sin göndeririz, ak göndeririz. Hayır böyle bir şey yok. Sin ak sadece yolu açmak için. Yolu açtık. Şimdi data gönderiyoruz. Ama TCP nasıl güvenilir bir hale geliyor? Sormakla. Tekrar tekrar soruyor. Ben datayı gönderdim. Bak ilk partını gönderdim. Aldın mı? Karşı taraf diyecek evet aldım. İkinci partını gönderecek. Şimdi üçüncü gönderecek. Ortada eğer dördüncü drop olursa ya da ortada mesela bozulursa bizim datamız, karşı taraf ne diyecek? Bak ben üçüncü, dördüncü almadım. Yani üçüncü gitti, dördüncü bozuldu. Beşinciyi gönderdiğin zaman
Karşı tarafta sunucu bir bakacak. Aa, ben dördüncüyü almadım ki. Sen nasıl bana beşi gönderdin? O zaman dördüncüye yolda bir şey olmuştur. Tekrardan cevabı gönderecek ve diyecek dördüncüyü ben alamadım ya da dördüncü bizim paketimiz bozulmuştur. Onu tekrardan gönder. TCP bu mekanizmayı kullanarak tekrardan paketi göndereceğiz. Şimdi biz bundan dolayı biz TCP'ye delivery garanti diyoruz. Yani bizim ulaşmamızı ya da göndermemizi garanti ediyoruz. TCP anlattık. Dedik connection oriented'dir. Çünkü UDP'dedir. Bunu bir anlat. Yani dediğiniz bizim bilgisayarda bazı programlarımız, şimdi stream'imiz, game'imiz UDP kullanıyor. Bu ne demektir? UDP ya da User Datagram Protocol ilk defa 768 nolu RFC'de yayınlandı ya da tanımlandı. UDP'de TCP gibi transport layer'ında çalışıyor ya da transport layer protokolüdür. Bunun da işi ise tekrardan datayı göndermek mekanizmasıdır. Ama TCP ile bir farkı var. Gönderilme ya da ulaşma garanti etmez. Gönderilir kenara çekilir. Bundan dolayı bazı programlar UDP kullanır, bazı programlar TCP kullanır. Ama UDP kullandığınız zaman ortada eğer bir paketiniz bozulursa karşı taraf cevap veremez. Cevap verse bile yani bir cevap verecek mekanizması yok. UDP sadece gönderip kenara çekilir. Yani UDP'nin header'ına bakarsanız ne follow control var, ne check sequence number var, ne sequencing number var. Bundan dolayı UDP bizim için her zaman TCP'nin önündedir. Ve TCP connection oriented'dir, UDP connectionless'tir. Bundan dolayı UDP bizim doğru bir şekilde göndermemizi ve datamızın oluşmasını hiçbir şekilde garanti etmez. Ama avantajlarının bir tanesi daha hızlıdır. Şimdi şöyle bir durum var. UDP three-way handshake yapmaz. Yani session'ı açar. Karşı taraf kapalı mı, açık mı, karşı taraf müsait mi, müsait değil mi? Hiçbir şekilde öldü mü, kaldı mı? Hiçbir şekilde fark etmez bunun için. Yani datayı direkt gönderecek. İşte ortada datamız bozuldu mu? O artık yani o UDP'nin dışında yani UDP'nin vazifesinin dışında. Şimdi bunun kontrolünü kim yapacak? Transport layer'ındaki bir üstteki layer bunun kontrolünü yapacak. İşte gitmediyse tekrardan gönderecek. Gittiyse tekrardan gönderecek. Şimdi böyle bir durum var. Oyunlarda bakarsanız siz adım atıyorsunuz ama internetiniz bozulduğu için sürekli sizin program UDP ile gönderiyor. Sürekli siz adım atıyorsunuz ama geri dönüyorsunuz. Adım atıyorsunuz geri dönüyorsunuz. Normalde PUBG'de bu daha çok oluyor. Neden? Çünkü sizin datalarınızı UDP bir şekilde gönderiyor. Şimdi UDP gönderiyor ama o datanız yolda bozuluyor ya da internet bağlantınız yok. UDP için fark etmiyor. Yani internet bağlantınız var mı yok mu, karşı tarafa doğru düzgün bir şekilde gidiyor mu? Datanızı tekrar tekrar gönderdiği için ve karşı taraftan sunucu cevap almadığı için siz aynı konumda kalıyorsunuz. Yani adım atıp tekrar geri dönüyorsunuz. Şimdi TCP anlattık. UDP anlattık. Diğer servislere geçelim. Başka bizim protokollerimiz var mı? Var. Bir sürü protokolümüz var. Bir sürü servisimiz var. Tabii hepsini burada anlatmayacağız. Bazı çok önemlilerini ya da çok ünlülerini anlatacağız. Protokoller ya da servislerden bir tanesi FTP'dir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi bundan sonra söylediğim zaman FTP, TCP kullanıyor ya da UDP kullanıyor. Ne demektir? Yani bizim bu protokolümüz connection oriented'tir ya da connectionless'tir. Yani TCP kullandığı zaman yani three-way handshake yapıyor. UDP kullandığım zaman yani bizim datamızın gidip gelmesini garanti etmiyor. Diyor yani handshake yapıyor. Bundan dolayı bundan sonra artık söylemeyeceğim connectionless'tir, connection oriented'tir. Normalde siz gerçek hayatta da ya da şimdi güvenlik kısmında da böyle olacak yani. Bazı kısımlar, bazı protokollerimiz TCP kullanacak, bazıları UDP kullanacak. Şimdi bunların port number'ları da var. Ben burada söyleyeceğim port 21'i kullanıyor, 20'yi kullanıyor. Ne demektir? Şimdi sürekli siz söyleyeceksiniz artık bıktık artık sürekli port 20, port 21. Ne demektir port? Portla devamlı herkese anlatacağız. Şimdi protokoller servislerden, ünlülerden bir tanesi FTP'dir. File Transfer Protocol. Adından çok belli.
file transfer etmek için ya da iki bilgisayar ya da bilgisayar sunucunun arasında ya da iki sunucunun arasında biz file gönderelim diye bu protokolü oluşturmuşlar. İlk defa 959 RFC'de tanımlandı. Ve dediğim gibi adından belli olduğu için yükleme veya indirme bir dosyanı ya da bir file'ı yüklemek ya da indirmek için kullanıyoruz. Bilgisayardan ya da sunucudan. FTP kendisi TCP kullanıyor ve tekrardan transport layer'ında çalışıyor. Ne demektir? Ya, TCP kullanıyor. Yani gönderilen ya da indirilen datanın doğru düzgün bir şekilde gönderilmesini, yüklenmesini, indirilmesini garanti ediyordur. Ve portlarda 20-21'i kullanıyordur. En iyi şeylerden bir tanesini, FTP programlarından bir tanesini söylemek istersek FileZilla'dır. Ben şimdiye kadar vallahi açıkçası ben FileZilla kullanmadım. Ama yine de kullanıyorlar sunucuyla chain arasında. Normalde ben FTP mesela routerlarda ya da switchlerde FTP de kullanılır, TFTP de kullanılır. Mesela bir switch'e config yaptım. O config'i bir yerde tutayım diye, bir yerde kopya edeyim diye bir sunucu oluyor. Ya da file ya da transfer protokol server'e derler ya da FTP server derler. Biz oraya yüklüyoruz, oradan tekrardan servis alıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer bu sunucu varsa ve biz ondan kullanıp bazı programları, bazı dataları, bazı bilgileri alıyorsak o diğer tarafta FTP server oluyor. Ve servis alan kişi, servis alan bilgisayar, servis alan cihazımız da FTP client oluyor. Bu kitaplarda yazmamışlar bunu. Normalde CCNA'da anlatırlar hangisi FTP serveridir, hangi FTP client'tir. Ama ben burada size anlatıyorum. Kendi komutları da var. Onu da haftaya ya da bu hafta için. Bir tane bu gece ya da yarın gece. Proje yaptığım zaman proje vereceğim, bonus projesi. Onu da FTP'de kullanacaksınız. TFTP'de kullanacaksınız. Eyvah eyvah. Bir sürü protokol kullanacaksınız. Geçiş olsun yani. Ama ben de sizin için veriyorum bu projeleri. Öğrenmeniz için. Şimdi FTP'nin gönderdiğimiz zaman ya da FTP'nin bir programı indirdiğimiz zaman çok açık bir şekilde her şeyi herkese gözükebilirdi. Yani ortada eğer bir hacker olsaydı onu doğru düzgün bir şekilde isnif yapabilirdi ya da öğrenebilirdi ne data gidiyor, ne hangi dataya geri dönüyor. Böyle düşünün. Şimdi bir router'da kullanıcı ismiyle şifre kaydetmek istiyorsunuz. Ve router'da normalde bu komutu FTP server'da ya da FTP sunucusunda kaydetmek istiyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Yani bir bankada router'ını config yaptınız. Şu config'leri unutmayalım diye FTP server'da kaydediyoruz. Ama ortada gittiği zaman, yani bu data gönderildiği zaman eğer bir hacker olursa ya da sniffer olursa, sniff yaparsa bizim ortadaki datamızın hem şifresini açmış olacak hem de kullanıcı ismini öğrenmiş olacak. Ve ondan sonra kendi atağını yapacak ve kendi istediğini yapabilir. Şimdi bunun önünü kapatalım diye getirmişler. Secure File Transfer Protocol kullanmışlar. Ya da SSH, Secure Shell mekanizmasını kullanmış. Yine devamlı tekrar anlatacağım. Secure Shell nedir? Ama SFTP, Secure File Transfer Protocol, bunun önünü kapatsın diye bizim datalarımız açık bir şekilde veya unencrypted bir şekilde gitmesin diye, anahtarlı bir şekilde gitsin diye SSH mekanizmasını kullanıyor. Ve SSH mekanizmasını kullandığı için de SFT 22 numaralı portu kullanıyor. Şimdi FTP anlattık. Şimdi bunun diğer tarafındaysa TFTP var. TFTP nedir? Trivial File Transfer Protocol'dür. İlk defa 1350 numaralı RFC'de yayınlandı ya da tanımlandı. Ama şöyle bir durumu var. Aynı FTP gibi bizim file transfer için kullanıyordur. Ama TFTP ile FTP'nin arasında bir fark var. FTP TCP kullanıyor ama TFTP UDP kullanıyor. Ve bundan dolayı 69 numaralı portumuzu kullanıyordur. Yani bunu bir kenara mutlaka yazalım. FTP
TCP kullanıyor. TFTP, UDP kullanıyor. Normalde FTP bizden datamızı gönderdiğimiz zaman authentication ya da username isteyebilir, kullanıcı ismi isteyebilir, şifresi isteyebilir. Ama TFTP'de öyle bir şey yok. Yani datayı gönderdi. Hiçbir şekilde bizim ortada ne user isteyecek ne şifre isteyecek gönderdiğin zaman, normalde UDP gönderdiği için de sizin datanızın doğru düzgün bir şekilde göndermesini ya da ulaşmasını sağlamayacak. Ve UDP'de kullandığı için datamızın gönderilmesi garanti edilmeyecek. Ama normalde hızlı bir şekilde gönderelim diye, file'larımız hızlı bir şekilde gönderilsin diye, çok veya çok büyük mesela file'lar hızlı bir şekilde bandwidth'imizi kullanmasın diye ve gönderilsin diye TFTP kullanıyoruz. Şimdi birkaç tane soru var galiba. İsterseniz onu bir okuyalım onları. IP'yi kısaca tanımlar mısınız diye gelmiş. Onu yaptık zaten. Tekrar yapmak istedim. Aynen. Bir de for... Aynen. For me handshake'de normalde bu daha çok şeyde kullanılır. HTTP'de kullanılır. Ve four way handshake'de bir kere daha sonunda bir tane de fin gönderilir. Four way handshake'i ben devamlı anlatacağım ama o da aynı three way handshake gibidir. Ama sonunda bir tane fin gönderiyor. Yani ben bittim, bunu bitirdim. Ondan dolayı biz buna four way handshake diyoruz. 3 adımlı, 3 kademeli. Ama bunu ben devamlı anlatacağım. Yani bunu burada kalmayacak. Çünkü four way handshake'i başka yerde kullanıyoruz. Ama TCP'de normalde şey kullandığımız için, three way handshake kullandığımız için daha çok ben bunu three way handshake kitaplarda görebilirsiniz ve daha çok ben bunu da anlatıyorum. Başka soru? Teşekkürler. Şimdi bir başka şeye geçmek istersek, servise ya da protokole geçmek istersek, Simple Mail Transfer Protocol vardır. SMTP. İlk defa 821 nolu RFC'de yayınlandı. Şimdi adından çok belli. Ne için yapılıyor? Mail göndermek için. Yani basit bir şekilde mail gönderelim diye. Tekrardan SMTP TCP connection'ını kullanıyor. Ya da TCP bizim connection oriented ya da TCP mekanizmasını kullanıyor. Bizim mailimiz ya da datamız doğru düzgün bir şekilde gitsin ve ulaşsın diye. Ve normalde SMTP TCP kullandığı için port 25'i kullanıyordur. Ama TCP'de şöyle bir olay vardır. TCP'de normalde her zaman gönderici ve de alıcının her ikisinin de available olması ya da müsait olması gerekiyor. Yani karşı tarafın müsait olması gerekiyor. Ama şimdilerde SMTP kullandığımız zaman şimdi buffer sistemimiz var. Gönderdiğimiz zaman buffer'ında tutuyor. Açana kadar kendisinde tutuyordu. Ama normalde SMTP'mizde her iki tarafın ya da alıcının müsait olması gerekiyor. Şimdi bir başka, eğer protokole ya da servise geçmek istersek, Hypertext Transfer Protokol'dür. Bunu biz hepimiz anlıyoruz. Herkes tanıyor bunu. HTTP ilk defa 2068'li nolu RFC'de tanımlandı. HTTP'nin normalde, bu protokolün normalde işi buydu. Teksti, yazını, grafiki ya da videonu, müziği basit bir şekilde biz HTTP sunucusundan ya da internet aracılığıyla alalım diye, indirelim diye de ya da yükleyelim diye biz bu protokolünü kullandık. HTTP'de de tekrardan FTP gibi, eğer biz bir yerden servis alıyorsak, HTTP sunucusundan servis alıyorsak biz buna HTTP client diyoruz. Biz HTTP clientiz. Eğer karşı tarafta internet bir tane sunucusu varsa normalde biz buna web server diyoruz ya da HTTP server diyoruz. Ama daha genel bir şekilde biz buna web server diyoruz. Ve HTTP'de bu artık yani herkese tanınmış bir şey. TCP kullanıyor. 80 portunu kullanır ve 80-80 portunu da kullanır. Hocam o zaman niye başta yazıyor S falan? S ne demektir? Yani S 2 nokta backslash backslash. Ama diyorlar böyle HTTPS 443'ü kullanıyordur. Onu da ben anlatacağım bundan sonraki slide'da. Ama HTTP nasıl
oluyor? Nasıl çalışıyor? Yani biz nasıl bir yere mesela biz yazıyoruz. Mesela istediğim yerde de Discord yazıyoruz. Hemen bize cevap veriyor. Bu iş nasıl oluyor? Onu bir anlatsana. Şimdi şöyle bir durum var. Siz Google'a yazdığınız zaman, Google'a yazıp enter'a bastığınız zaman sizin bir tane HTTP request oluşuyor. Yani siz HTTP client olarak sizin tarayıcınız bir tane HTTP isteği oluşturuyor. Şimdi HTTP isteğiniz nereye gidiyor? Web servise gidiyor ya da web sunucusuna gidiyor. Şekilde bakarsanız üst kısımda bizim bu baş kısmımızda HTTP request'imiz oluştu. Şimdi HTTP request'imiz web server'a geliyor ya da HTTP server'ına geliyor. Ve HTTP server'ın kendisinde orada dataları yazmışlar. Bizim web sitenin kodlarını oraya yüklemişler. Ve ne demişler? İstek geldiği zaman, sana böyle bir istek geldiği zaman ne yapacaksın? Bunları belli bir dilde ya da diğer taraftaki client'in ya da bizden HTTP servis alan kişinin anladığı bir dille göndereceksin onun cevabını. Bundan dolayı bizim HTTP request'imiz geldiği zaman sunucuya biz bunu HTML dilinde ya da farklı bir dillerde ya da normalde CSS dilinde ben o kadar programmingle uğraşmadığım için sadece bu kadar biliyorum. HTTP HTML dilinde ya da web browser'ın anladığı bir dilde bizim cevabımızı tekrardan HTTP response olarak bizim browser'ımıza ya da bizim o web browser'ımıza, Firefox'ımıza, Google Chrome'umuza gönderiyor. Ve bizim Google Chrome'umuz, Firefox'ımız onu render yaparak o sayfayı size açıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tekrardan HTTP'nin de kendisinin kendi handshake'i vardır. 3-way ya da 4-way handshake'i vardır. Şimdi ben bunu anlatmak istemiyorum. Neden? Çünkü bunu size soru vereceğim ve soru verirsem tekrardan gelip yayını izleyeceksiniz, onu cevap vereceksiniz. Bundan dolayı bunu şimdilik o kısmı HTTP nasıl handshake kullanıyordur. O kalsın. Ben bunu size haftaya anlatacağım. Ve sadece bunu anlayın, HTTP böyle kullanıyoruz. HTTP böyle çalışıyor ve TCP kullanıyor. Ve 80 portunu ya da 80-80 portunu kullanıyoruz. Ama HTTP'yi tekrardan o da HTTP biz isteğimizi gönderdiğimiz zaman ya da HTTP cevabı geldiği zaman clear text olarak yani bir açık bir yazı olarak bize geliyordu. Ve tabii yine ortada bir hacker olsaydı, buna istif yapsaydı ya da bunu bir şekilde datasını çalsaydı anlayacaktı yani. Siz mesela böyle düşünün. Bir bankayla irtibat kurmak istiyorsunuz ya da biz kendi cep telefonlarınızda uygulaması var. İşte Ziraat Bankanın olsun, başka bankaların olsun. Bunlarla irtibat kurmaya çalışıyorsunuz. Bu farklı bir şey değil. Böyle farklı bir şey düşünmeyin. Bu da tekrardan sizin isteğinizi uygulama üzerinden nereye gönderiyor? Web server'a gönderiyor. Kendi serverlarına gönderiyor. Tabii o da cevap verdiği zaman, size response verdiği zaman eğer HTTP kullanırsanız yani iki tarafta clear text gönderecek, yazı gönderecek. Ve yazı gönderdiğiniz zaman sizin banka kartınızın numarası, banka kartınızın şifresi, her şey clear bir şekilde gelecek yani. Ortada eğer bir hacker olursa hepsini alacak. Şimdi bizim güvenlik kısmımızda normalde social engineering var, phishingler var, böyle saldırılarımız var, bizim hack kısımlarımız var. Normalde böyle bir siteler kullanıyorlar. Yani ortada gittiği zaman ya da geldiği zaman ya da ortada mesela hacker olduğu zaman bilgileri okuyor, bilgileri çalıyor. Hani diyorlar mesela bir kartımızı çektik, ondan sonra hesabımı boşalttılar. Şimdi böyle bir olaylar oluyor. Yani sizin bilginiz ortada gittiği zaman clear text oluyor. Ama bu nerede oluyor? HTTP'de. Şimdi bunun önünü kapatsınlar diye geldiler bir başka mekanizma kullandılar. SSL kullandılar. Secure Socket Layer. SSL kullandığımız zaman HTTP'mizin sonuna bir tane S geliyor. Ama şöyle bir durum var. İki tarafın da mutlaka SSL Layer'ı support yapması gerekiyor. Yani eğer birisinde SSL sertifikası varsa sunucuda sizin web browser'ınızın ya da sizin Google Chrome'un Firefox'ın o SSL'i anlaması gerekiyor. SSL tanımlanması gerekiyor. Ki normalde artık bizim yeni Firefox'larda, yeni tüm bizim Chrome'da, ister Opera'da, başka ya da Safari'de bunların hepsi tanımlanmış artık. Hepsi SSL'i tanıyorlar.
Ve normalde bakarsanız hatta eğer bir siteye giriyorsanız ve HTTP ise size bir tane bilgi gönderiyor. Diyor ki aa bak işte bu siteye girmek istiyorsan bunun S'i yok, SSL'i yok. Yani buna hiçbir şekilde güvenli değil. Devam etmek istiyor musun? Evet diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yani bazı şeyler sitelere girdiğin zaman eğer S'i olmazsa ve sizin tarayıcınız ya da şeyiniz Firefox'ınız ya da sizin web o programınız onu şey yapabilir. Size böyle bir alarm yapabilir. Yani bunun SSL sertifikası yok. Ama şöyle bir durum var. SSL kullandığı zaman ya da Hypertext Transfer Protocol Secure kullandığı zaman portunu değiştiriyor ve normalde 443'ü kullanarak gidiyor. Bundan dolayı bazı dediğimiz zaman internette bazı sitelerimiz 443 protokolünü kullanıyor. Eğer HTTPS ise 443'ü kullanıyor. Eğer normal HTTP ise 80'i kullanıyor. Şimdi bir başka programa eğer başka protokole ya da servise gitmek istersek, geçmek istersek bir tanesinden onlardan bir tanesi Telnet'tir. Telnet ne işe yarıyor? Uzaktan bağlanmak için. Eğer biz kendi bilgisayarımızdan bir ağ oluşturmuşuz, onun router'ına, onun switch'ine ya da onun başka cihazlarına bağlanmak istiyorsak, uzaktan bağlanmak istiyorsak ve sanal bir şekilde bağlanmak istiyorsak biz Telnet kullanıyoruz. Telnet ilk defa 854 numaralı RFC'de yayınlandı, tanımlandı. Şimdi ne yapıyor? İki bilgisayarın arasında bir tane remote ya da remote bağlantı oluşturuyor ya da bir session açıyor ve siz kolay bir şekilde ikinizin arasında bağlantı yapabilirsiniz ve eğer bir bilgisayara bağlanıyorsanız, eğer bir router'a bağlanıp ya da switch'e bağlanıyorsanız siz bir şekilde bağlanıp ve ondan siz kendi konfiglerinizi, kendi datalarınızı gönderebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Karşı tarafta mutlaka telnetin açık olması gerekiyor. Normalde yani her zaman şöyle düşünün. Güvenlikçiler networkçilerin önünde olur yani. Her zaman sanki böyle bir bileyle düşman gibi. Networkçiler o kadar yani güvenliği önemsemez. Yani biz komende girelim de şeyi geçelim ama güvenlik her şeyi bir inceler yani. Bu portu niye açık koymuşsun? Bu telnet portunu niye açık koymuşsun? Bunu kapat. Zaten biz telneti kullanmıyoruz ama networkçiler hiçbir zaman böyle bir şey söylemezler. Yani yaz gitsin, komendleri yaz gitsin. Bundan dolayı bazı yerlerde telneti kullandığımız portu 23 portunu TCP 23'ü kapatırlar. Öyle derler telnet yerine SSH kullan. Çünkü SSH daha güvenlidir. Şimdi SSH dedik. SSH nedir? SSH Secure Shell'dir. Aynı telnet gibidir. Aynı telnet gibi uzaktan bağlanmak için kullanıyoruz. Aynı telnet gibi TCP kullanıyor. Ama bu defa 22 portunu kullanıyor. Şimdi bizim SSH'imizi, bizim datamızı, ortadaki datanın gittiği zaman bunu anahtarlı yaptığı için ya da encrypted yaptığı için, kilitlediği için datayı ortada hacker olsa bile bunu açamayacak. Şimdi SSH'lerimizin kendi mekanizmaları var. Şimdi oraya girmek istemiyorum. Konu dışına çıkacağız. Güvenlik kısmına geçeceğiz. Ve oraya girmiyorum ama kendi encryption algoritmaları var. Bazıları 128 ile şey yapıyorlar, encrypt yapıyorlar. Bazısı 256 bitle encrypt yapıyor. Ama normalde eğer böyle iyi ve güzel hacker olursa onu bir şekilde açabilir ve onun anahtarını kırabilir. Ama TCH, SSH ya da Secure Shell normalde böyle bağlantılar ve güvenli bağlantılar için kullanıyor. İlk defa Helsinki Üniversitesi'nin tarafından düzenlendi. Hiçbir RFC'de yayınlanmadı ama Helsinki Üniversitesi tarafından düzenlendi. Ve dediğim gibi TCP kullanıyor, 22 numaralı portumuzu kullanıyor. Ama iki versiyonu vardır. SSH 1, SSH 2. SSH 2 1'e göre daha güvenlidir. Daha farklı mekanizmaları kullanıyordur, daha encryption mekanizmaları kullanıyordur. Ve SSH ama bağlandığınız zaman, bağlantı yaptığınız zaman sizden authentication isteyecek. Telnet istiyor ama SSH ondan daha güvenli bir şekilde istiyor. İşte ortada bazen bazıları olabilir, bazı SSH'lerimiz olabilir, sisteme bağlı.
Bir de user pass'i girdiğiniz zaman tekrardan bir doğrulama kodu gönderiyor. Bunlar da olabilir yani. Farklı bir advanced feature söylersek ya da advanced bir o kısmını söylersek, advanced kısma geçersek öyle bir şeylerimiz de var SSS'de. Normalde artık şimdi her iki tarafta eğer bir networkçu olursanız networkçu normalde hem telneti açar hem SSH'i açar. Ama eğer bir bankanın ya da bir firmanın güvenlikçisi varsa gelip abi telneti kapat telneti kapat SSH sadece kalsın. Öyle bir şey söyleyebilir. Normalde bundan dolayı biz daha çok SSH kullanıyoruz. Şimdi gelelim protokollerinden önemlisinden bir tanesine ICMP. Ya da projelerde sürekli söylüyorum. Ping gönderiyoruz. Ping ne demektir? Abi, yani ping protokol müdür? Yani bir yemek midir? Nedir? Onu bir anlatsana. ICMP ile ne alakası var ping'in? ICMP ilk defa 792 nolu RFC'de yayınlandı. ICMP normalde kiminle çalışıyor? IP ile çalışıyor. IP ile çalıştığı için 3. layer'da çalışıyor. ICMP'nin en yani böyle çok tanınan ya da en önemli kullandığı utility'lerden bir tanesi ping'dir. Ping command'idir. Yani ping utility'dir. Şimdi ICMP onu kullanıyor ya da ping ICMP kullanıyor. ICMP ne yapıyor? Eğer bir bilgisayarla bağlantı yapmak istiyorsak ikimizin aramızdaki bağlantının oluşturup ve bağlantının olup olmamasını inceliyor. Yani ortada ben mesela size eğer ICMP gönderirsem ne demektir? Yani ben sizinle irtibata geçmek istiyorum ama ortada bağlantı var mı yok mu onu incelemem gerekiyor. Şimdi ping kullandığınız zaman aynı böyle oluyor. Ping'i biz yazıyoruz. Ne diyoruz? Ping IP adres. Yazıyoruz, gidiyoruz. Bakarsanız 4 defa böyle cevap veriyor size. O 4 defada biz böyle diyoruz. Bir echo gönderiyor, bir request gönderiyor. Mutlaka bir daha falan gitmişsinizdir. Ses gönderiyorsunuz, bağırıyorsunuz, ses size tekrardan geri geliyor. Şimdi bu ne yapıyorsunuz? Echo gönderiyorsunuz. Yani bir echo gönderiyorsunuz, onun cevabı size tekrardan geliyor. Okey. Şimdi bizim ICMP'de de böyle bir şeyimiz var. Request gönderiyoruz, size tekrardan echo'su geliyor, cevabı geliyor size tekrardan. Hatırlarsanız ben Packet Tracer'da o yaptığım zaman ne diyordum? Gördüm ki ilk defa ARP gönderdiği için timeout verecek. Şimdi bunun ICMP'nin de kendi bir zamanı var. Ya da TTL derler. Time to live'i var. Bunu devamlı slide'ın yine sonlarında anlatacağım. Ping yapıyorsa belli bir zamana kadar cevap bana gelmiyorsa demek yani o ilk defa benim request'im gidip geri dönmedi. Ben ona timeout vereceğim. İkinci defa eğer cevap geliyorsa böyle uzun bir cevap veriyordu bize. Time to live'i bu kadar. Bu kadar bizde data gönderdi ve bu kadar da bize geri döndü. Şimdi biz ICMP bunun için kullanıyoruz. Ve ICMP bunun için kullandığımız için ve bizim request gönderip echo aldığımız için en önemli protokollerinden bir tanesidir. Şimdi ICMP'nin de kendisinin başka özellikleri var. Onların da kendi servisleri var ama şimdilik bizim için gerek yok. Çünkü biz daha çok şimdi ping ile uğraşıyoruz, ping kullanıyoruz. Bunun için ICMP'nin başka servislerine geçmeyeceğiz. Ama ilerleyecek haftalarda eğer config kısmına geçersek mutlaka onları da tek tek anlatırız. Bir başka servise geçersek bunu protokol demeyelim. Daha çok böyle servis gibi duruyor. ARP'dir. Address Resolution Protocol. Ne yapıyor? ARP ne yapıyor? Hani projede diyorsun ARP gönderiyor. ARP dediğin ne oluyor? Biz bir paketi kendi ağımızdan başka ağdaki bilgisayara göndermek istiyorsak ilk önce ARP gidecek. ARP nedir? ARP IP'ni MAC adrese dönüştüren bir servistir. Ne demek yani? Eğer bir başka bilgisayarda biz ping yapıyorsak ne demekti? Yani biz bunu IP adresiyle cevap almak istiyoruz. Gidiyor bizim ARP'ımız. İlk defa bilgisayarımız ARP isteği oluşturuyor ya da ARP request'i oluşturuyor. ARP request'imiz gidiyor şey tarafına kendi ağımızda. İlk defa böyle düşünün. İlk önce eğer ping gönderdiğimiz zaman ARP ne yapacak? IP ilk önce bakacak.
Eğer bu bilgisayar benim kendi ağımdaysa ve kendi ARP cache'imde ya da ARP table'ımda, ARP cetvelimde, onu da göstereceğim size command'de. ARP cetvelimde varsa ona diyeceğim işte senin istediğin bu IP adresi, MAC adresi budur. Ve MAC adres olmadan bizim bağlantımız oluşamaz. Bundan dolayı biz karşı tarafla eğer irtibata geçmek istiyorsak mutlaka MAC adresini ele getirmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün. Pasaportanız var. Normalde bu gerçek hayatta olmazdı ama böyle her zaman derler. Pasaportanız var. Ama TC kimliğiniz yok. Böyle bir şey olur mu? Yani bir yere gittiğiniz zaman TC isteyecekler. Abi nerede TC? Yani ben seni TC olmadan tanıyamam ki. Ben sana nasıl güveneceğim? Şimdi böyle bir durum var. MAC adres, TC gibi düşünün. IP adres, pasaporta gibi düşünün. Eğer normalde kendi ağınızdan dışarı çıkmak isterseniz, kendi ülkenizden dışarı çıkmak isterseniz normalde IP kullanacaksınız. Ama kendi ağınızda eğer bağlantı kurmak istiyorsanız, ama bunu unutmayın. Hatta dışarıdaki bağlantı içinde bile MAC adres gerekli. Hani bunu gerçek hayatla karıştırmayın. Ben bunu sadece örnek olarak söyledim. İkisinin de önemini göstermek için söyledim. Ama network'te ikisi de önemli. Onun için biz ARP kullanıyoruz. Eğer bir tarafa IP ile istek gönderiyorsa onun MAC adresini alalım diye. Tekrardan anlatıyorum şimdi. Biz bir bilgisayara ping göndermek istiyoruz. Ya da bilgisayarla irtibatımız var mı yok mu diye onu incelemek istiyoruz. Şimdi IP servisimiz, IP protokolümüz gitti gelecek. Bizim ARP cache'imize bakarak ama onu hem bakacak hem de kendi IP'sine, kendi kısmına bakacak. Bu benim network'umda mı değil mi? Şimdi bu benim network'umda mı değil mi? Nasıl oluyor? Şimdi bu subnetting'e geçiyor. Network adreslere geçiyor. Bunu da ben size çarşamba günü anlatacağım ne demektir. Network servislerine geçiyor. Nasıl anlıyor benim ağımda mı, benim ağımda değil mi? Eğer kendi ağındaysa cevabı gönderecek. Eğer kendi ağında değilse ARP'i kullanarak bilgisayar karşı tarafın MAC adresini ele getirmeye çalışıyor. Şimdi bakacak, şöyle düşünün. Mesela ben size bir şey göndermek istiyorum. Bakacağım sizin IP adresinizin önünde eğer MAC adresiniz yazıyorsa sizin MAC adresini Destination MAC'e yerleştireceğim. Ama olmazsa ARP oluşturacağım. ARP'ı göndereceğim. ARP gidip sizin MAC adresini alıp bana getirecek. Bana getirdiği zaman ben sizin IP adresinin önünde MAC adresini yazacağım. Bu ARP'ı kullanmaya böyle kullanıyoruz. Yani bu ARP'ın kullanışlı halidir. Yani ARP'ı bunun için kullanırlar. Ama bunun diğer tarafında bir tane de reverse ARP vardır. Reverse ARP ne yapıyor? MAC adresimizi IP'ye dönüştürüyor. Ama daha çok biz ARP'ı kullanıyoruz. Bunlar normalde çok önemli servisler ama her zaman yani arka planda olduğu için biz o kadar bir şey anlamıyoruz. Tabii ARP'ın ileride devamda daha çok bazı başka servisleri de var. ARP ne yapıyor? Bizim kendi IP'mizi öğrenmeye izin veriyor bazı servisleri. Yani bilgisayar kendisi kendi MAC adresinden kendi IP'sini de öğreniyor. Şimdi dedik ARP kendi table'ı var. ARP kendi ARP cache'ine bakarak, cache table'ına bakarak orada öğrenecek. Şimdi bakarsanız ekranda yazmış 192.168 .65'in IP MAC adresi budur. Physical adresi ya da MAC adresi budur. Şimdi bazıları type'ları dynamic, bazıları istatik. Eğer bilgisayar biz kendimiz istatik olarak MAC adresi girdiysek önünde istatik yazacağız. Eğer farklı bir şekilde bunun MAC adresini aldıysa buna dynamic diyeceğiz. Şimdi bu CMD'de nasıl oluyordur? Ben şimdi bir tane CMD açmak istiyorum. Şimdi ne dedik? ARP. Cache. Girdiğiniz zaman CMD'de size ARP cache'inizi gösterecek. Şimdi ilk de bakın FF yazmış. Onu unutun. Neden? Çünkü o broadcast adresi. Her network'un, her ağının bir tane de broadcast adresi vardır.
Normalde sonuncu IP bir network'te, bir range'de. Sonuncu IP her zaman broadcast olur. Şimdi bizim 68.17 ağımızda son broadcast adresimiz 255 olduğu için bu broadcast'tır. Onun için önündeki MAC adresi FF'le yazmış. Ama diğer eğer network'lere bakarsanız 224.0.22'nin MAC adresi budur. Ve farklı IP'lerden de MAC adresini almış. Şimdi bir IP'ye girmiş, bir A'ya girmiş. Onun içinde 68 vardı, onun içinde 224 vardı. Bunları öyle öğrenmiş. Şimdi TMD'de de siz kendiniz de girerseniz eğer ARP-A ya da ARP-D bunların farklı şekilleri var. Ama -A yaptığınız zaman sizin tüm öğrenilen MAC adresleri ya da IP adresinin önünde MAC adresinin hepsini size gösterecektir. Tekrar dönelim slaydımıza. Evet, ARP'ı söyledik. Dedik işte Rivers ARP'da ne yapıyor? Bizim MAC adresimizi IP'mize dönüştürüyor. Ve ARP kendisi de IP'ni MAC adrese dönüştürüyor. Ama biz bu kadar yani bir şey söyledik. Yani dedik TCP mesela 21'i kullanıyor. Ya da UDP 59'u kullanıyor. Port kullanıyor. Ama port ne demektir? Bunu bir bize açıklasana. Port açıkçası bizim OS'imiz tarafımızdan ya da operating sistemimizin tarafından bir nokta ya da sanal bir noktadır network'te. Yani bizim OS'imizin kontrolümüzde. Ne demektir? Portu böyle düşünün, kapı gibi düşünün. Eğer biz bir yerle irtibata geçmek istiyorsak bir kapının aracılığıyla irtibata geçmek zorundayız. Eğer mesela bir porttan giriyorsak ya da bir porttan dışarı çıkıyorsak diğer tarafta da aynı porttan girip dışarı çıkmamız gerekiyor. Şimdi biz buna port diyoruz. Eğer port 22 diyorsam, şimdi bizim well-known portlarımız var. Çok tanınan portlarımız var. Eğer mesela diyorsam DNS mesela 59'u kullanıyor. Ne demek ki? Yani 59 numaralı portu kullanıyor. 59 numaralı bizim kapıyı kullanıyor. Ama şöyle bir durum var. Port değişebilir. Yani bendeki portumuz gitti, diğer tarafta başka porttan dışarı çıkabilir ya da tekrardan başka porttan gelebilir. Ama şöyle bir durumumuz var. Şimdi o farklı, o Cisco'nun mesela NAT kısımlarına geçiyor. NAT Dynamic var, NAT Overload var ya da PAT var. Bunlar da mesela biz bir IP'den farklı farklı portlardan giriş yaptığımız için bir IP'yi tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Portu böyle düşünün. Bir virtual bir şekilde, sanal bir şekilde irtibata geçmek için bir noktadır. Başlangıçtan sonuca. Ve bu kimin kontrolündedir? Bilgisayarımızın operating sisteminin ya da OS'inin kontrolündedir. Ve eğer bakarsanız task manager'ınızda, servis kısmınızda programın ya da servisin kullandığı size port number'ını gösterecek ya da yazacaktır mutlaka. Şimdi well-known port dedim. Bazı portlar var, çok tanınıyor. Yani bunları bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Eğer networkçu olmak istiyorsanız, eğer güvenlikçi olmak istiyorsanız mutlaka bu portları tanımamız gerekiyor. Şimdi HTTP var, 80 portunu kullanıyor. HTTPS var, 443'ü kullanıyor. FTP 20-21'i kullanıyor. DNS 53'ü kullanıyor. Telnet 23, SSH 22 ve böyle de devam ediyor. Bunların bazıları çok önemlidir. Mesela FTP gibi, Telnet gibi, HTTP gibi, Syslog gibi, SNMP, PUP3, IMAP. Bunların hepsi önemlidir ve mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü normalde eğer bir portu kapatmak istiyorsak, şimdi mesela güvenlikçi gelecek, ne diyecek ya da kendisi ya da siz. Ben sana diyorum ki 22 numaralı portu kapat. Şimdi bakacaksanız söyleyeceksiniz ben onu kapatamam. Neden? Çünkü SSH kullanıyorum ben onun üzerinde. O porttan o portu kapatırsam sanki benim SSH'im kapanıyor. Bundan dolayı biz mutlaka port number'larımızı ezberlememiz gerekiyor ve öğrenmemiz gerekiyor. Birçok fazla yani port number vardır. Ama
Benim önerim size well-known portlarınızı ezberlemek. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kendim mesela birçok portun numarasını ezberlemedim. Ama HTTP gibi ya da HTTPS gibi, FTP gibi, DNS gibi daha böyle çok tanınan portları mutlaka ezberliyorum. Ya da konfiglerimde çok kullandığım için ya da sürekli kitaplarda, makalelerde gördüğüm için bunları artık bir şekilde ezberliyorum. O kadar zor değil ezberlemesi. Ve artık mesela HTTP herkes biliyor, 80 kullanıyor. Ya da 80-80 kullanıyor. HTTPS 443 kullanıyor. Bunlar önemlidir. Yani bunları bir şekilde ezberlememiz mutlaka gerekiyor. Şimdi bu yüzünde dersi bu kadar oldu. Böyle oldu. Ve protokolleri anlattık. Servislerin bazılarını anlattık ama servisler, protokoller burada kalmıyor. O kadar bizim servis protokolü. Bakın SNMP var, SMTP var, CDP var. Onun dışında LLDP var. O kadar bizim protokolümüz, o kadar bizim servislerimiz var ki ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi mesela CDP anlatırsam, CDP Cisco'nun bir kendisine ait protokolüdür. LDP söylersem ya da farklı şeylerden, servislerden, IEEE servislerinden vardır. Protokolleri vardır. Bunları da şimdi devamda haftaya şeye geçtiğimiz zaman DHCP'ler var, DNS var, servisler var. Bunları teker teker anlatacağız. Ve kendiniz de öğreneceksiniz, kendiniz de araştırırsanız mutlaka bulursunuz servislerle alakalı. Onun dışında başka soru varsa ben sizinleyim. Bir arkadaşımız quizin cevaplarını atacak mısınız diye sormuş. Quizin cevaplarını. Şöyle bir durum var şimdi. Cevaplarını attığım zaman ya da cevaplarını yayınladığım zaman çalışan arkadaşlarımıza haksızlık oluyor. Yani çalışıyorlar, araştırıyorlar, buluyorlar, bana gönderiyorlar. Ama çalışmayan arkadaşlarsa cevapları yayınladığım zaman yani çok yani hiçbir şey çalışmadan cevaplarını öğreniyorlar. Normalde gönderenlerin hepsini ben geri dönüş yapıyorum, inceliyorum. Zaten bu soran arkadaşımız İsmail'in cevaplarını kendim inceledim. Söyledim de hangi sorular yanlışları var. Onun için hep söylüyorum yani gönderdiğiniz zaman da inceliyorum. Hemen geri dönüş yapıyorum ve söylüyorum hangi soruda cevapta sizin hatanız var tekrardan onu üzerinde bir düşünün. Tekrar üzerinde çalışın. Bundan dolayı yok maalesef 2 hafta ben yayınladım ama baktım gördüm yani şey oluyor. Böyle çalışan arkadaşlarımıza gönderen arkadaşlarımıza haksızlık oluyor. Ondan dolayı yok. Maalesef yayınlamayacağım ama herkese gönderen herkese geri dönüş yapacağım. Bir arkadaş da demiş ki e-posta yazıp göndermeyi unutmuşum. Posta yazıp bilmem. Yapacak bir şey yok. Yani inşallah geçen de geçti. Haftaya tekrar bekliyorum herkesten quizlerimizi. Bu sefer de muhtemelen bonus sorumuz 2 tane olacak. Bir tane başka servislerden olacak. Ve onun dışında bir tane projemiz olacaktır. Başka bir soru da geldi tekrardan. Hocam ben çözdüm ama hepsi doğru mu bilmiyorum. Sorular İngilizce olduğundan translate kullanıyorum. Tam anlamıyorum. Ben zaten yine aldığım zaman kendim incelediğim zaman da eğer bir hatalı cevap varsa dediğim gibi söylüyorum. Mesela böyle söylüyorum. Üçüncü, dördüncü sorun hatalı tekrardan onların üzerinde çalış. Tekrardan onların cevaplarını incele. Hani onun için sorun değil yani translate kullanabilirsiniz. Normalde ben Türkçe de verebilirim ama Türkçe de verdiğim zaman sorularımız sanki şöyle oluyor. Bir gerçek hayata gittiğiniz zaman, gerçek piyasaya girdiğiniz zaman her şey İngilizce olacak. Sınava girerseniz İngilizce olacak. Bundan dolayı ben İngilizce veriyorum ve sorularımda daha çok sınava yakın olmak üzere yazıyorum. Ondan dolayı ben İngilizce veriyorum. Yani eğer İngilizce'de yazdığınız zaman cevaplarınızı bazen mesela bu haftaki sorularımıza bir tane describe it briefly vardı. Yani bunu çok doğal bir şekilde ya da aydın bir şekilde anlat. Bundan dolayı eğer İngilizce sorunlarınız varsa hiç sorun değil.
Ben sadece sınava yakın olsun diye herkese İngilizce yazıyorum. Ve dediğim gibi eğer bir sorularda inceliyorum, cevabınızda yanlış varsa geri dönüş yapıyorum, yazıyorum size bu sorunun üzerinde tekrardan şey yap. Hani bir kere daha cevap verdiyse yine tekrardan yanlışsa kendim de anlatıyorum detaylı bir şekilde. Bundan dolayı bu cevap olacak, bundan dolayı bu cevap olacak. Bu hafta da sorularımızda iki tanesi aynı olmuştu ki ben ondan dolayı herkesten özür diliyorum. Biri UDP olacaktı, biri TCP olacaktı. Ki normalde yine ikisi de aynı kalsaydı bile ya da ikisi değişik olsaydı ve TCP, UDP olsaydı ikisi de aynı cevap olacaktı. Çünkü ikisi de aynı layer'da çalışıyor. Transport layer'ında çalışıyor. Şu an başka bir soru yok. O zaman herkese gelecek günlerinde başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diyorum. Koronasız hafta diliyorum herkese. Ve her zaman dediğim gibi sağlıklı kalın. IEEE ile kalın, Network ile kalın. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek Haftalar. üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz.